Cumhuriyet Ortaokulu'nun sınava girerseniz şayet istediğiniz liseye yerleşemezsiniz. Ama sınava girmezseniz siz yabancı olduğunuz için sizi zaten istediğiniz liseye, evinize yakın olan liseye verirler. Onun için sınava girmenize gerek yok denmiş. Onun için de bizim ortaokulda okuyan, Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan 8 tane öğrencimiz hiçbir tanesi sınava girmemiş birinci sınava. Ondan sonra sınıf öğretmeniyle bunların rehber öğretmenleri sormuşlar ki çocuklar sınavınız nasıl geçti? Demişler ki biz sınava girmedim. Niye girmediniz? İşte müdür bey dedi ki sınava girmenize gerek yok. Ya böyle şey olabilir mi demişler ve ikinci sınavda çocuklar giriyor. İkinci sınavda 470, işte 300 civarında puan alan çocuklar sınav sonuçları toplanıp ikiye bölüneceğinde hepsi 400 alan 250 oldu. İşte 470 alan yarı yarıya düştü. Ve yarı yarıya düştüğü için şu anda hiçbir okula giremediler. Ne oldu bu sefer? Çocuklara dediler ki ben yaklaşık 1,5 aydan beri bu işte uğraşıyorum. 1,5 aydan beri. Git gel, tamam bugün yarın çözeriz. Nihayetinde bu çocuklar yerleşemediler. Ve dediler ki çocuklara, sizin girebileceğiniz tek bir okul var. 80. Teknik Meslekçisi. 80. Teknik Meslekçisi'nin durumu zaten kız çocuklar içinin uygun olmadığını, kızlar orada kaldı ki kızların arasında hemşire olmak isteyen var, doktor olmak isteyen var, öğretmen olmak isteyen var. Yani hedefleri büyük. Bir de puanlarına bakıldığı zamanda, normal puanlarına, okul puanlarına baktığında da çocuğun başarı oranı %65, %70, %80. Ben ikinci teoriden 470 almıştım. Ben 190. 288 aldım. Ben ikinci teorda 316 idi. 300. Sen de 138 almadın kızım. Yarısıdır. Sen yarısıdır. Onu böldün de o şekilde aynen söyledin. Bu yarısıdır yani. Normalde 300 mü aldın? 300 civarında puan aldı ama 138'e. Tekrar kısa. Şimdi biraz. Bu seni birleştiriyorlar. Puan o düşüyor 119'a. Yüksek puan alamazsınız. Yani siz zaten istediğiniz okul liselere yerleştirebiliyorlar sizi. Biz bu düşünceyle yani hepimiz aynı konuya dedi. Biz de girmedik birinci TOG'a. Ama ikinciye sonra, TOG'dan sonra bizden sordu ki, hocalarımız sordu ki TOG nasıl geçti? Dedim ki hocam biz TOG'a girmedik. Dedim niye girmediniz? Acaba neden dolayı? Biz sizin dersleriniz iyi. Biz de dedik ki hocam bize müdür bey böyle bir şey demiş. Ama dedi çok yanlış bir bilgi almıştınız. Arkadaşlarım da 300'den yüksek daha almışlar. Ama şu an o TOEIC puanımız ikiye bulunduğu için açıkta kaldı. Tabii ki ben mesela öğretmen görevlisi, İngilizce öğretmen görevlisi olmak istedim. Bu zaten yüksek bir puan alma. Yani iyi bir liselere okuman gerekiyor ki oraya gidebilsem. Arkadaşlarım da doktor olmak istiyorlar, öğretmen, avukat bilmiyorum. Onlar kendileri biliyor ama şu an meslek lisesine hiçbir meslek alamayız. Onları bunu duyunca ki meslek lisesi zaten o milli eğitime gidip bize dedi ki siz açıkta yani açık liseye okuyabiliyorsunuz ya da sadece bir seçeneğiniz var. 87. Anadolu, 87. meslek lisesi. O yüzden bunu duyunca hiç istemedik. Hem de bize dedi ki biz oraya gidebiliyorsunuz. O sadece erkeklere uygun diye uygundur. Bize dedi ki bizim işimiz yoktur orada. Hiç okumayarak daha iyi. Yani motorcu mu olacak, ne olacak bilmiyorum. Biz birinci TOEIC'a girmedik çünkü müdür bey bize söyledi. Biz yanında gittik ki söyledi nasıl bir şey, nasıl bir sınav vardı. Çünkü biz Afganistan'da böyle bir sınav yoktu. Burada okumak için de geldi böyle yani çok sıkıntılar yaşadık. Ben kendim cerrah olmak istiyorum ama evet müdür olmak istiyorum ama çok sıkıntılar yani geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın'a söylemek istiyorum ki bize yani bakın biz okumak için geldik de burada yani nasıl okumak için geldik de evet. Biz Cumhurbaşkanı ve Başbakan saygılarımızla istiyoruz ki ikinci TOEIC
kütüphanemizi kırmadan sadece onunla bize değerlendirsinler. Yani o kütüphane göre bize okulları yerleştirsin. Biz eğitim hayatımızı devam ettirmek için Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'dan yardım istiyoruz.